kıyamet alametleriyle alakalı olarak orta alametler, henüz yaşanmakta olan, içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah-u Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. Bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler, sırf şu hadis-i şerifleri inceleyip bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar? Bunu ancak kainatı yaradanın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak kendilerinin bazı meşhur adamları var, kehanetleri var, kayıptan haberleri var, Nostradamusları var, bilmem ne namussuzları var. 60-60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti, Resulullah'ın bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar, dinlemiyorlar, dinletmiyorlar. Kâinlerin, falcıların, müneccimlerin yalan uydurmalarını yaldızlıya maldızlıya milletin kafasına, gözüne sokmaya çalışıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza. Basın güçleri var, yayın güçleri var. Dünyayı ele almışlar. Palavrayı, yalanı doğrudan ileri geçirmişler. Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dosdoğru haberleri gizliyorlar. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıpatıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne deriz? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki bunların hepsi nasıl tıpatıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşallah duymaktan ileri bir de uymak nasip olur inşallah. Allah-u Teala buyuruyor, İktarabeti s-sa'a, kıyamet çok yaklaştı.